Merhaba. Ne haber? İyi geldi, bir daha ver. Bekliyorsun değil mi? Gerçekten kayda basmamı bekliyor. İnanılmaz. Hepinize merhabalar. Haydi gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda görmüş olduğunuz saç değişecek komple. Çünkü ve başka... update'leri verelim mi? Verelim mi? Verelim. Tamam. Biz konuştuk, düşündük, taşındık. Sizin yorumlarınıza da baktık. Önemli duyuru. Şu anda bu videoyu izlediğiniz kanalı tamamıyla vlog kanalı yapıyoruz. İsmini değiştiriyoruz. Thumbnail'ını, logosunu, her şeyini değiştiriyoruz. Ama isim konusunda şimdi bizim aklımızda birkaç fikir var. Sizden de evet. Fikir almak istiyoruz. Fikir yani almak aslında istiyoruz. Bu video bunun değişimin duyurusunun da yer aldığı bir video olacak. Böyle bir karar aldık. Oyun videoları için. Levo Gaming diye bir tane YouTube kanalı açtım. Bugün Perşembe günü zaten ilk videosu atılacak onun. Bundan sonra fix her gün saat 16.00'da bir tane oyun videosu gidecek oraya. Onun dışında berbere gidiyorum söylediğim gibi. Bar beni bırakacak. Şu anki saçıma falan böyle iyice bakın. Şey değil mi, çıkmadan like'a bastılar bile. Kulaklık izi var aşkım, ikiye bölünmüş gibi kafa. Hani karpuza lastik takıyorlar da böyle. Harika oldu. Şu anda karım beni nasıl görüyor? Kesin daha iyi olacak diyorsun. Çok iyi oldu bunu söylemen gerçekten. Bu arada hani biz bu araba muhabbetleri modunda başladığımız işte, benim gerçekten Fırat'ın kanalı, Ceyda ile Fırat'ın öyle bir kanalı olduğundan haberim yoktu, biliyor musun? Biz vlog çekmeye başladık. Ana sayfamıza vlog videoları düşmeye başladı. Ne oluyor ya diye video düştü. Bir tıkladım, Fırat, Ceyda. Ben Fırat'ı Beatpag olarak yayıncı ve eski dizi oyuncusu olarak biliyorum. Ceyda'yı da biliyorum. Biz balcıklar diyorduk. Bir baktık orada canlar cancıklar mevzusu var. Anam dedik, millet kesin şey yapacak, hani bunlar buradan gördü, özendi mözendi muhabbeti yapacak diye de. Yani alakası yok işte. Bizim benim soyadım Balım. Bahar da benim soy ismimi kullanıyor. Bahar Balım, Levent Balım hani. Sosyal medyalarımızı takip edin. Fırat'ın o şeyleri çok iyi, tripleri bu arada. Ya çok... Evet, videoya şu anda like attılar. Ballar. Çok iyi. Ama bir de balcıklar var. Onlar ayak parmaklarını masaya vururlar. Lan niye giriyor ya? Çok iyi. 10 numara 5 yıldız ya. Evet, selamlar. Olmuş mu? Aa, kim bu yanımdaki adam? Dostlar, saçlar böyle. Markus'la video yarın. Sizleri öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Geldim. Nasıl çöktüm ama ceketine? Vallahi. Ay, çok yakışmadı mı? Çok güzel. Hava çok soğuk. Merhaba. Merhabalar dostlar, selamlar. Şimdi Markuslar geliyor. Beraber antrenman için yola çıkacağız. Alo, bizim siyah BMW önündeki araç biz olabiliriz. Takip et sen abi, bizi götürüyoruz. Takip başlasın. Kobra takibi. Kanal D'de yayınlanırdı, hatırlıyor musun? Evet Furkan, senin için geliyorum. Neresi? Şurası. Abi selamlar. Üzerinde farklı bir tişört var yine bugün. Güzel mi? Merhaba. İlk defa giydim bugün senin için. Burada mı sizde? Bu bizim mahallenin köpeği. Ama tabii bizim ev daha uzakta normalde. Buraya kadar gelmiş. 200'de evet, geldik. Sen gel, çıkıyoruz yola dedikten çok kaçta geldin? 4 saatte mi geldin? Falan İzmir'deydik zaten. 3-2 evet, falan dedik. Buraya gelene kadar biraz daha şey oldu. Araba sallanıyor böyle. 200'e giderken. Senden dolayı mı? Ya ben. Merhaba. Eşim Bahar. Tamam, gidelim o zaman. Gidelim. Hoppa. Hop. Bu da kayıp. Olman, kapıyı vurdum. Kapıyı mı vurdun? Bayağı sert vurdum. Çatırt diye ses geldi işte. Duymadın mı? Gerçekten. Evet dostlar, şimdi önce muhabbet sohbet edeceğimiz bir yere geçelim. Ondan sonra da spora, antrenman. Öf şu egzozu yemeyi mi? Arabanın camı siyah oldu. Nasıl bir egzoz attım öyle? Evet. Yani böyle buraya. Ha, bak milletin evinin önüne bırakalım. Bir şey diyeceğim. Yani bu koronayı falan boş ver. Yok tamam. Diyelim hiç tamam. Korona. Antrenmanda hazırlık yapmaya başladığın zaman nasıl seçiyorsun? Hangi yarışma? Kim davet üzerine mi? Sen ben şuraya hazırlanacağım mı diyorsun? Evet, atıyorum yarışma sezonu açılıyor. İşte Mayıs ayında şu yarışmalar var listesi geliyor. Haziran'da şunlar var. İşte Temmuz'da şunlar var. Federasyona kayıtlı mısın? Hayır, federasyona kayıtlı değiliz. Peki Markus. Sana Markus mu denmelidir, Furkan mı? Karşılıklı iki insan konuşur. Abi, hangi soru şuna? Mesela ben internet ismim Levo'dur, normal ismim Levent'dir. Bana hiç fark etmez. Bana ailem sadece Furkan der. Annem babam Furkan der. Başka herkes Markus der. 12 yaşımdan beri adım Markus'tu benim. Antrenmana gideceğiz tamam mı? Öldürmeni istiyorum ben. Ama böyle sakatlama yani. Değil misin? Beni zorla böyle. Ben mesela şu an kaç kilo gözüküyorum dışarıdan baktığın zaman? 120. 129 kiloyum ben şu anda. Ama mesela bu kiloda, 129 kilo, şu an yatıp 50 tane şınav çekebiliyorum.
güçlendirmişsin kendini. Evet. Kas kütlemi büyüttüm. Çok yani full beden antrenmanlar yaptım, split yaptım, kardiyo yaptım. Ama sigarayı bıraktıktan sonra ve bu pandemide eve komple kapattılar ya bir 3-4 ay. Yeme alışkanlığım var yani benim. Anladım. Ben mesela sen yerim diyorsun ya. Yani. Ha, ben de yiyorum. Ben seviyorum bir de böyle. Bir şey söyleyeyim. Yani. Bak ikimiz de yiyormuşuz. Bir yeme videosu yapalım mı yarın? Yapalım. Yarın akşam bir idman sonrası. Önümüzdeki bir ayın diyetini komple alırsın. Aynen abi. Yeme videosu yapalım. Peki, hatta challenge yapalım mı lan? Nasıl bir challenge mesela? Abi 10 tane burger olacak burada. Ye bakalım. Ben normalde bilgisayar oyunu yayınları yapan, tamam. 7 senedir Twitch kanalı olan birisiyim. Şu anda Facebook'la anlaşmam var. Facebook'ta canlı yayın yapıyorum. YouTube'da şey için yani. YouTube ne biliyor musun? Ben merak ediyorum abi ya. Yani ne yapıyorsun? Bak yani bilgisayar oyunlarıyla alakam var mı yok mu ne kadar hakimsin diyorum. Aslında Twitch'te mi yayın? Normalde benim Twitch kanalım var. Tamam. 660 bin takipçisi var ama 2 senedir orada yayın açmıyorum. Yani şöyle düşün. İlk ben geçtiğimiz 2 senedir orada aktif yayın yapıyor olsaydım 1 milyona cevaplıkla çok daha geçmiştim. Aynen. Sen de yapıyor musun yayın mayın bir şey? Onu kanalı var. Peki, Levan'ın şeyden sanal hayattan çıkıp gerçek hayata yönelmesine hoşuna gitti mi? Tam tersi o da bende. 10 yıldır oyun oynuyordu. Biz yani öyle hadi ya, ne güzel oyun ya. Olmadan evlenemezsin, mümkün değil. Mesela yani yanlış anlamayın, siz mankensiniz değil mi? Sen de mankensin sayılır yani baktığın zaman. Manken tamam, o zaman sen de manken sayılırsın. O zaman sen de manken. O zaman sen de manken. Oğlum herkes manken lan. Şimdi benim editörüm bu videoyu koyacak bu konuşmalar esnasında. Kesin alacağım tamam. Sizden burayı. Bak şimdi benim diyet başlangıcı 2018 Haziran. Bak ileri alıyorum. Vücut bu. Tartılıyorum. Diyetisyen değil. Oha. 147-500 çıkıyor. 1.85 boy. Bak aldım ileri. Konuşuyorum ediyorum falan. Spordaki halimi de göstereyim sana. Bu da Ufku Hoca ile ilk antrenmanı tanıştığım gün. Şimdi bu adam ve Duygu Hanım diyetisyenim bana 11 ay içerisinde hem kas kütlesi koydu hem diyetim sayesinde tam şöyle olmuş. İşte o fotoğrafı paylaştın ya. Kaç kilo verdin? Evet. İşte 147-500'den 98-300. Bunu hiç aksatmadım, diyeti bozmadım, her gün antrenman, uykuma dikkat ediyorum. Böyle uyanıyordum, motivasyon videosu açıyordum. Aynen. Kulaklığı takıyordum böyle, anladın mı? Gidiyordum, kardiyomu aksatmıyordum, sporu falan. Bak diyor, soruyorsunuz ya, hocam nasıl motivasyon? Motivasyonun düştü ne yapayım? Oğlum bak bir şeyler üretin işte. Bak ben gece 3'te kalkıp mesela motivasyon konuşması açıyorum. İşte bazılarınız diyeceksiniz ki lan siktir ne alakası var diyeceksiniz de bak ben kendim bir şeyler üretip buraya kadar gelmişim. Bu adam da bak motivasyon videosu açıyor. Oturduğun yerden olmuyor. Kalkıp bir şeyler yapmaya bir şeyler başlaman lazım. İnan kendine ya. Farklı insanlar şimdi, dinliyorlar. Şimdi kilo verdik. Güzeldi her şey. Evet. O kiloda kalmak için yani çok uğraşıyorsun. Çok uğraşıyorsun. Olmadı işte. Şu anda yavrunun falan tamam, her yer yağlandı. Ama insanlar işte bundan şey bakış açısından bakıyor. Yine ayı gibi olmuşsun, yine şöyle olmuşsun. Ama evet. Baktığın zaman oradaki adım bile atamayan. Yani herhalde ya. Nefesi falan adam da şu an aramda o kadar uçurum var ki yani her kas şey. Kas kütleni arttırdın. Tabii vücut alıştı. Yani bazı insanlar mesela bazı öğrencilerim var atıyorum. Bakıyorlar işte 3 ayda bu adam bu kadar değişmiş, tamam mı? Abi ki hocam ben de böyle olmak istiyorum, ne kadar ücretli? Diyorum ki bana böyle sorular sormayın abi. Bana anladın mı? Cidden diyor ki valla. Bana diyor ki. 300 lira veriyor ben. Ya da ya da diyor ki hocam merhaba ben sizden üyelik alacağım. Yalnız 6 ayda neler yapabiliriz? Kas kütlesi kadarını. Şimdi bilmem oğlum ölçmedim ki ama Rusya'ydı. Lan nereden bileyim ben senin genetiğini, anladın mı? Hani herkesin genetiği farklı. Sen 3 ayda işte bir yere vararsın, işte başka birisi bir senede oraya varır. Bak, her türlü gelişim olur. Çalışmaya başladıktan sonra bir insan, canım ya. Sporunu yaptıktan, önemli olan da yavaş iyiye da doğru olsa, adım atmak yavaş değil yavaş da olsa, iyi de olsa, hiç sen şey o adım atmak, senin içinde o azim varsa her türlü yapacaksın zaten. O azim yoksa bahaneler bulmaya başlayacaksın. Belki de senin buralara gelmendeki en büyük etken bunu sürekli giyiyor olman. Yok abi, gardırobu komple değiştirdim. Sonra kilo alınca hiçbir olmamaya başladı. Bir tek bu oldu. Çok ufak görünüyor. Yok mu? Abi ufak görünmez. 130 kilo adamsın. 129 pardon. Fazla söylemeyelim şimdi bozuk. Ama sen Gökdoğan yanına tığ gibi çıkmışsın. Yok abi ya. Adam. Tamam hadi idmana gidiyoruz. Şunu kuru temizlemeye vereceğiz. O sen açılışı yap ki senin salon çünkü. Evet arkadaşlar, burası Macbeth asma çatığı. Burada her şey gerçek. İzmir. Şimdi çıtır bir antrenmanla başlıyoruz dedi Markus Bey. Korkarım zaten. Hadi damlalarla ısınalım biraz. Hadi başlayalım.
Arkadaşlar plan değiştiriyoruz. Burada bu makinenin row'unu yapacağız. High row. Direkt süpersette başlayacağız. Çok güzel bir makine çünkü her yerde bulunmuyor. High row peşinden both arm dumbbell row yapacağız. Peki mesela benim gücüme göre kilo ağırlıkları nasıl ayarlayacağız? Herhalde ben ayarlayacağım onu. Sen de. Hangi karışmıyor? Isınıyor şu an. İlk başlayacağımız harekette ısındırıyoruz 2 set. Sonrasında süper setlere başlayacağız. İlk sette başlıyoruz arkadaşlar. 15 tekrar yapalım. 3 Harikasın. Süper. Devam et. 5. Yere eğil. Kalkınca power back'ini iste. Anladın mı? Süper seti 4 set yaptık. Geldik peşinden. Burada tekli set ağır kilo yapacağız. Normal tutuş pull down yapıyoruz. Ağır kilo. Maksimum tekrar. Hardcore body building. Oh. 43 yap. 43 yap, ama sonra attırırız. Tamam. Hadi bakayım. Bak. Harikasın abi, gel. Devam. Sen de. Koy. Pull it, bro. Bir tane daha. Bir daha yap. Dokunmuyorum ben. Bir daha yap. Adam. Bir daha. Oh. Şimdi normalde bizim kendi nacizane antrenmanlarımızda maksimuma çıktığımız ağırlıklarla başlamıyor bile. En üst kademe neyse oradan yapıyor antrenman. Bilmiyorum, gözüm korktu yarın için. Oh. Bir de bu şeymiş, çıtır. Çıtırdan. Bu çıtırdan. Kılçıklı. Hayırlısı. Kılçıklı.
Korkutucu. Güzel. Çenenin altına, hadi. Devam et. Bir tane daha. Son. Adam. Süper. Güçlü. Bekliğinden güçlü çıktı. Çok hafif lan bu. Hadi bakayım. Bir, güzel. Devam. Hadi ya. Bas biraz. Hadi ya, biraz agresif. Bağır biraz ya. Bu ya, bu. Bir daha. Budur ya. Biraz. Bu abi, bu. Süper. Belt var mı ya burada? Var, buralarda bir yerlerde oluyor da. Arkası çıktı. Şeye bak. Çek. Bir daha çek. Harika. Süper. Yani sabah kardiyomuzu yapacağız açık havada. Aynen, bir çok koşu. Güzel. Evet, çok güzel. Peşine işte akşama doğru çok sert bir göğüs antrenmanı. Şu anda planladım ben kafamda onu. Benim nasıl bekliyordun sen dışarıdan baktığında? Şu anda antrenmandaki performansın nasıl? Ya şey çok... Bir değişkenlik görmedim çünkü idmanlarına bakınca o azmi görüyordum ben. Haftanın 6 günü bir insanın spor yapması için onu gerçekten seviyor olması lazım. Abi yani. Herhalde canım. Sevmeyen ya. Bir insan, bir de kimse zorlamıyor bir yere zorla, niye tabii. Geleyim ben buraya? Yatsın evde, oyununu oynasın, night online olmasın. Fatih gelse de spora gitse. Beramus da 83 level'lik bir çarda. Anladın mı? Artı 9 raptor verin. Eski nightçılardan söyle bak, Malezya. Artı 9 şartlar. Malezya kodan. Maiko'dan ha, orijinal Malezyalı. Ona göre ayağınızı ne kalın. Şey çok iyi oynadım. Hepimiz çok nightçi. Acayip 7-8 minor kombosu yapardım. Acayip ama. Sen bana şu an bir tane bir çar ver. Asas kapışırım seninle. Harbi mi? Çok deliydim. Acayip deliydim yani. Ben, bak ben de mesela asas seviyorum. Kapışırım adam yani. Adam diyor ki asasla kapışırım. Bizim eve gidip bir de bilgisayarda yayın açmadık mı sen? Yapalım öyle bir şey. İstiyorsan yaparız. Yapalım. Bana uyar. Nasıl kapışacağız? İki tane bilgisayar olması lazım. Bizim evde 3 tane bilgisayar var. Yemin ederim. Yanlış adama çarptın. Yarın sabahtan beri başlayalım abi. Sabahtan ne yapıyoruz? Dışarıda bir koşu yapacağız. Ondan sonra böyle çok güzel drone'la mulonla çekim yapacak biz Hasan. Ondan sonra bir kahvaltı göğüs. Yapacağız. Ondan sonra bir şeyler yapıp akşama doğru bir göğüs idmanı yapacağız. Çok sert bir göğüs idmanı. Ondan sonra planladım. Ama. Ondan sonra çok farklı bir şey yapacağız. Görüşürüz. Bay bay. Geliyor bak. Hazır mıyız? Hazırız. Jacob aç. Koş oğlum. Koş. Parçala. Gel buraya. Gel. Yani. Gel. Otur. Yat oğlum yere. Yat yere. Yat. Pati ver. Aferin. Tamam ye şimdi. Aferin sana bak. Böyle. Ceko gel oğlum. Gel. Otur. Bekle.
Bekle. Bekle. Al oğlum. Nasıl bizim ev nasıl? Abi, ortam güzel, güzel mi? Tabii çok bak, güzel. Ben sizi mutfağı gördüm sadece. Senin storylerde hep mutfağı gördüm. Böylelikle ben de bu arada bak sen deyince şimdi hiç storyler şeylerde vloglarda ev yok değil mi? Niye abi? Bak, ne bileyim ben. Evi de göstermiş olalım bu vesileyle. Şu anda gördüğünüz gibi Marcus Greer basıyor dev ekranda. Ev vlogu gelecek ama o yüzden çok spoiler vermek istemiyorum. O zaman bir kapanış. Kapanış abi o zaman. Yemek yiyeceğiz. Yemek yiyeceğiz abi. Görüşürüz.